Kripto para programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Avalanche Foundation yönetici direktörü Doktor Aytunç Yıldızlı. Aytunç hocam hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ederiz katılımınız için. Aytunç Yıldızlı ile birlikte bugün kripto para ekosistemindeki son gelişmeleri değerlendireceğiz. Dün akşam Fed'in bir faiz kararı vardı ve sonrasında piyasalarda yaşanan bir satış var. Detaylı bir şekilde konuşacağız. Ancak kripto para ekosisteminin kalbi tabii ki ABD'de atıyor. Özellikle SEC'nin açtığı davalar ve devamında kripto para ekosistemine karşı tutunduğu tavır oldukça etkili oluyor piyasada ve çok ciddi tartışmalar var. Detaylı bir şekilde konuşacağız. Beraberinde Robinhood'un aldığı kararlar var. Belli coinleri de list etme gibi. Dolayısıyla bunun devamı gelir mi? Piyasayı nasıl etkiler? Yine Aytunç Hoca'ya soracağız. Hocam istersen öncelikle sıcak gündemden başlayalım. Dün akşam bütün piyasaların gözü Fed'deydi. Fed faizleri sabit tuttu ancak Powell'ın, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları vardı. Pas geçmek değil, faiz artış hızını yavaşlatmak olarak nitelendirdi biraz dünkü tutumu. Dolayısıyla bu yıl ek faiz artışları olabilir dedi. Bu da piyasalara satış yönünde yansıdığını görüyoruz. Nasıl değerlendiririz? Kesinlikle size katılıyorum. Uzun süredir Fed faiz arttırıyor. Mart 2022'den bu yana parasal sıkılaşma politikası doğrultusunda faiz arttırıyorlar ve bütün piyasalar, kripto para piyasası da buna dahil olmak üzere faiz artırımının artık son bulmasını bekliyor. Dün akşam da aslında faiz artırımı gelmeyince beklentiler dahilinde biraz mutlu olmuştuk ama açıklamalar gelince faiz artırımı toplantı notları bilhassa piyasayı üzdü ve marketin de altın başta olmak üzere gerilemeler görüldü. Tabii bizim sektörün kendi dinamikleri de açıkçası çok 2022'den beri iyi gitmiyor. Önce eklenmeler, daha sonra işte dolandırıcılıklar, şimdi de regülasyon, regülatif savaşlarla alakalı derin yaralar, yani bu yaralanma Fed kararıyla ortaya çıkan kanama daha da derin oldu kripto para piyasasında. Ve bundan sonra iki tane daha sizin de bahsettiğiniz gibi 25 bas puanlık arttırım görebileceğimizi söylediler. 12 tane üyenin çoğunun faiz arttırımına devam edilmesi gerektiğini düşündüklerini açıkladılar. Ve enflasyonu gecikmeli olarak düşürebildiğini söylediler faiz arttırımlarının. Yani bizi yıl sonuna kadar iki tane daha stres dolu Fed kararı bekliyor. Markette buna adapte olmuş değil. Kripto para piyasası kendi dinamikleri nedeniyle oldukça sıkıntılı zamanlar yaşıyor. Az sonra bahsedeceğiz. Evet. Daha önce hiç yaşanmamış bir regülatif savaşın içerisinde kripto para piyasası. Hem projeler bazında da değil, regülatif kurumların arasındaki savaşın arasında da ezilme tehlikesi altında şu anda kripto para piyasası. Evet, hem bahsettiğiniz regülatif baskılar hem de bahsettiğiniz Fed'in presi baskısı devam edecek diyorsunuz. Peki şimdi isterseniz bu ABD Menkul Kıymetler Komisyonu SEC'nin tavrına gelelim. İsterseniz biraz geriye saralım. Binance ve Coinbase'e açılan davalar ve sonrasında devam eden süreç. Baktığımızda kripto para piyasası bir anlamda SEC ile sınav veriyor. Aslında bu sınav uzun zamandır var ama son aylarda şiddet hızlı şekilde artıyor. Bu sınav nasıl sonuçlanacak, nasıl şekillenecek? Ki akabinde anonsta da bahsettim. Kripto para ve hisse senedi alım satım uygulaması Robinhood, SEC'nin Coinbase ve Binance açtığı dava sonrasında ADA, Matic ve Sol desteğini sonlandıracağını. Üç önemli aslında sektörde coin. Dolayısıyla hem SEC'nin tavrı, davalar nasıl etkileyecek, nasıl şekillenecek bu sınav? Çok güzel bir soru. Ben bu soruyu biraz da geliştirmek istiyorum. İki savaş var aslında. Bir tanesi bizim gördüğümüz, sizin de hepimizin de yatırımcıların da etkilendiği Amerika'daki SEC'nin ya da SEC dediğimiz Sermaye Piyasası Kurulu'na eşdeğer kurum Amerika'daki kripto para piyasasındaki çeşitli büyük oyunculara kişisel davalarda olmak üzere Binance'e 13 tane dava açtılar. Binance'in kurucusu da dahil olmak üzere Coinbase'e. Daha geçmişten Ripple'a kadar gidiyor bu hikaye. Bu Gary Gensler'dan şu anki Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı'ndan önceki başkana kadar gidiyor davalar aslına bakarsanız. Bir böyle bir dava söz konusu. Bir de bilinmeyen arkada regülatif kurumlar arasında ciddi bir savaş söz konusu. SEC mi regüle edecek bu piyasaları,
Yoksa CFTC ya da yeni farklı bir kurum mu ortaya konulacak kripto para piyasasını kontrol etmek için, düzenlemeler yapması için? Arka planda gözükmeyen bir savaşta bu devam ediyor. Hatta iki gün evvel yine Finansal Piyasalar Komisyonu'nda yeni bir yasa tasarısı ortaya konuldu. SEC çok ciddi ayak duruyor. Var olan menkul kıymetler yasası içerisinde kripto varlıkların değerlendirilmesi için. Bu yasanın tarihi 1933 yılı. Yani 1933 yılındaki bir ortaya konulmuş yasaya göre, bu kalıba göre şu anda NFT'ler, işte Metaverse, yeni daha şu anda biz konuşurken bile ortaya konulacak yeni kullanım alanlarına sahip varlıkları regüle edebileceğini sanıyorlar. Ciddi bir savaş da arka planda burada regülatif kurumlar arasında oluyor. Yani aslına bakarsanız. İki farklı savaş var. Hocam, Avalep CEO'su Emin Hoca da, Emin Günsirer de bu bahsettiğiniz toplantıdaydı. Oradaki ben biraz izleme şansı buldum o yorumlarını ama neydi gündem orada? Nelerden bahsetti Emin Hoca? Şöyle bir, aslında demin bahsettiğim durumla alakalı SEC'nin bütün regülatif kudreti kendinde barındırmasını eleştirmek için oradaydılar. Sadece o da değil, işte bizim ekosistemdeki en büyük kripto, sabit kripto paralardan bir tanesi olan Circle'ın CEO'su da oradaydı. Aynı nedenle, aynı nasıl desem, aynı davayı savunuyorlardı. Evet. Kripto para piyasalarını regüle etmenin oldukça kompleks olduğunu, şimdi günümüzde farklı regülasyonlar görüyoruz. Mesela Avrupa Birliği yakın zamanda bir rehber yayınladı. Evet. Kripto para piyasaları için. Ve bu kripto para çıkaran kişilerin ya da stabil coin çıkaran, sabit coin çıkaran kişilerin hangi şartlara uyması gerektiği, hangi regülasyonlara uyması gerektiği, hangi regülasyonlara tabi olduğu ile alakalı bir çerçeve yayınladı, bir framework yayınladı. Ve insanlar artık, bu camiadaki insanlar, bu sektördeki insanlar ve üreticiler ellerindeki rehbere göre ne yapması gerektiğini biliyor. Amerika'da böyle bir rehber henüz söz konusu değil. SEC'nin demin bahsettiğim üzere bir dominansı söz konusu ve bu dominansı da kaybetmek istemiyorlar. Herhangi bir şeyi, herhangi bir kripto varlığı ne olduğundan bağımsız olmak üzere menkul kıymeti olarak görüp kendi çatısı altında toplamak istiyorlar. Bahsettiğiniz üzere Avalap CEO'su Emin Bey de oradaydı, Emin Hoca da oradaydı. O da aynı şekilde anlattı. Orada ciddi başka bir dinamikler de var. Sonuçta her sene biz bu yasakları konuşuyoruz farkındaysanız. Geçen sene Çin'in yasaklarından bahsettik. Bu aslında bir denge tahtası gibi diyebiliriz. Amerika'nın böyle agresif kararlar alması, agresif bir tutum takınması Çin'i hareketlendirdi. Hong Kong'da kripto paralara lisans vermeye başladılar. Onu da geçtim. Yine Çin'de çeşitli adımlar atıldı. Merkez Bankası Merkez Bankası coinleri vardı, hatırlarsınız CBDC adını verdim, CBDC'lerle alakalı. Bunun dışında direkt bizdeki BIST'i tokenize ettikleri bir projeleri var ki bence oldukça faydalı. Almanya'da aynısını yapmaya çalışıyor. Yurt dışından yatırımcıyı getirmek için oldukça faydalı hisse senetlerini tokenize ediyorlar. Şu anda Hong Kong'da yapılan şeyler bu. İki gün evvel de bunu açıkladılar. Evet. Yani Amerika'nın bu tutumları aynı zamanda yeni bir inovasyon, yeni bir teknoloji. Sadece blok zincir olarak da düşünmemek lazım. Aynı şekilde yapay zeka da yoktu hayatımızda bundan bir sene önce. Artık herkes ChatGPT, OpenAI gibi kelimeleri biliyor ve kullanıyor. Çok ciddi kullanıcıları var. Burada inovasyonun kaçmaması konusunda da Avalanche'ın orada çeşitli girişimleri oluyor. Hocam peki İlk soruda da bahsettim. Robinhood'un aldığı kararın devamını piyasada görür müyüz? Görürüz. Çünkü daha önce de gördük. Kısa cevap verecek olursam. Daha önce Ripple SEC tarafından ilk hedefe alındığında ve dava açıldığındaki hala devam ediyor o dava. Bir husumete dönüştü diyebilirim. Ripple ile SEC arasında. Ripple'ı bütün kripto para borsaları Amerika'dakiler delist etmiş. Yani kullanıcılarına sunmayı sonlandırmıştı. Aynısı Robinhood'da da söz konusu oldu. Hesapladığımız zaman SEC'nin Ripple dışında direkt dava açtığı büyük bir proje yok aslında bakarsanız. Matic, Sol ve Ada'dan bahsettiğimiz az önce. Evet. Bunların üçü de aslında bakarsanız birer App Store, Layer 1 dediğimiz, üzerinde farklı işte NFT'ler, Metaverse, DeFi denilen projelerin olduğu
Büyük birer bilgisayar ya da büyük birer marketplace gibi düşünmek lazım. Bu açılan, dava açılan projeleri. Aslında teknolojinin bazına, mimarisine dava açıyorlar. Üzerindeki uygulamalardan ziyade bence asıl büyük yanlışlardan bir tanesi de bu. Muhtemelen de devam edecek sorunuzun yanıtı. Çünkü 55 tane farklı kripto para projesini SEC'nin farklı davalarında, Coinbase'e ve işte Binance'e açtığı davalarda yaftaladığını, menkul kıymet olarak, kayıt olmamış menkul kıymet olarak yaftaladığını görüyoruz. Bu 55 tanesinden 3 tanesi Robinhood'daymış ve delistedilmiş. Asıl bence Robinhood'un konusu açılmışken buradaki bir örüntüyü görmek lazım. Sırayla Coinbase'e dava açtılar. Önce Binance'e, sonra Coinbase'e dava açtılar peş peşe. Amerika'da yerleşmiş olan diğer borsalar da tehlike altında ve muhtemelen Robinhood'un çabası Robinhood kripto dışında da büyük bir büyük müşteri portföyüne hizmet veriyor. Ondan dolayı kriptoda savaş vermek istememiştir muhtemelen. Çünkü Gemini, Crypto.com gibi farklı kripto borsaları da var. Buradaki kullanıcılar da muhtemelen buranın sahipleri de platformlar da çeşitli davalarla mücadele ediyorlardı. En azından SEC'nin duyurmadığı henüz diye düşünüyorum ben. Hocam şimdi bu davalar, son açılan davalar ve bu sizin bahsettikleriniz, şimdi kripto para piyasası lehine sonuçlansa bile bu alanda yatırımcı güveni oldukça zedelendi. Muhtemelen siz de bunu fark ediyorsunuzdur. Bizlere de çok soruyorlar, hem maille hem sosyal medyadan hem yüz yüze karşılaştığımızda. Ciddi bir güven erozyonu var. Burada nasıl bir yol izlenmeli? Çok haklısınız, çünkü uzun bir süredir, demin yayının başında da bahsettik, hacklenmeler, hırsızlıklar, şimdi de regülatif bir baskı, regülatif bir savaş var, işte çeşitli yasaklar. Gerçekten rahat nefes alamadık kripto para piyasası. Yatırımcı da güven kaybetti. Riskli asetler olarak bilinmesine rağmen şu anda çok ciddi reaksiyon veriyorlar. Aslında reaksiyon vermemesi gereken konularda bile kripto para piyasası. Şunu da düşünmek lazım. Çok alışılmış bir durum değil bu. SEC'nin başkanı Gary Gensler MIT'de kripto para dersi veriyordu. Bu teknolojiyi anlatıyordu. Hatta demin adını geçirdiğiniz adanın security olmadığını derste söylemiş. Video kaydı var. Daha da ötesi, Binance'de işe girebilmek için işte başvurusu olduğu iddia ediliyor. Binance'de bir karşı dava açtı. Şimdi Gary Gensler'ın 2 yıl içerisinde SEC'nin başına geçip bütün tavrını 180 derece değiştirmesi kullanıcılarda, yatırımcılarda ciddi bir güven kaybına da neden oluyor. Haklı olarak. Neden 2 yıl içerisinde bir şey bu kadar değişmiş olabilir diye. Ama diğer taraftan da rahatlatıcı birkaç şey söyleyebilirim. Az önce Avrupa Birliği'nden bahsettim. Avrupa Birliği bir rehber yayınlıyor. Belirsizliği ortadan kaldırdı. Mayıs'ın sonunda yayınladılar. Yani kripto para çıkaran kişiler, bu proje yöneticileri ne yapması gerektiğini Avrupa'da yapıyor. Avrupa kapılarını sonuna kadar açtı. Çin'den demin bahsetmiştik. Bank of China Investment Bank adında BOJI denilen bir banka. Tokenize menkul kıymetler oluşturdular. Yani bir yandan inovasyon, çeşitlilik devam ediyor. Amerika'daki kara bulutlar en sonunda Amerika'ya zarar verecek. Çünkü inovatif ürünlerin gelişimini kendi ülkelerinden dışarı doğru taşıyorlar. Ve bunun arkasında da aslında ilk sorularda bahsettiğimiz regülatif kurumlar arasındaki bir çekişme, bir kavga, bir savaş söz konusu. Bu nedenden dolayı oluyor. Açıkçası önümüzde halving var. Bu Bitcoin sadece Bitcoin için de değil, Litecoin'in de bir halvingi var. Bu halvingler kripto para piyasasının sevdiği ve hoşuna giden kelimelerdir diyebilirim. Yani faiz arttırımının tam negatifi, etki yaratabilecek kelimeler kripto para camiası için. O yüzden önümüzün en azından bu faiz artırımlarından sonra daha az kara bulutla dolu olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi hocam tabii bütün bunlar düzenleyicilerin baskıları, kripto para firmalarının ABD'den ayrılmasına yol açar mı? Bu çok tartışılan bir şey aslında. Geçtiğimiz haftalarda da konuklarımızla da konuştuk. Sizin fikriniz ne? Gerçi az önce biraz hem Avrupa Birliği örneği verdiniz hem biraz Çin örneği verdiniz ama burada gelişime açık ülkeler hangileri olacaktır? Yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ekim ayında bildiğimiz kadarıyla bir blok zincir ekonomisi düzenlemesi var, zirvesi düzenlemesi var. Aytunç Hocam, burada bir virgül koyalım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları var. Her zaman olduğu gibi temel amaçtır.
Bu amaçlara dönük olarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimizi gerçekleştirirken cari açığı sürdürülebilir büyümenin önünde bir engel olmaktan çıkarmaya kararlıyız. Bu doğrultuda teknolojik atılımlarımızı devam ettirecek, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerle ihracat ve turizm gelirlerimizi arttıracağız. Dünyanın ve bölgemizin çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya olduğu, zorluklar kadar fırsatların da ortaya çıktığı bir dönemdeyiz. İstikrar ve güven içinde güçlü liderlik ve tutarlı bir politikalar setiyle zorlukları aşacak, fırsatları ülkemizin menfaatleri doğrultusunda değerlendireceğiz. Seçim beyannamemizde ortaya konan politikaları ve vaatleri plan, program ve eylem planları ile belli bir takvim dahilinde hayata geçirecek, bir yandan yaşadığımız depremlerin yaralarını sararken, diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacağız. 12. Kalkınma Planı'nı Ekim ayında meclisimizin takdirine sunmayı planlıyoruz. Eylül ayında kamuoyu ile paylaşacağımız orta vadeli program ile kamu politikaları ve uygulamalarını gözden geçirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz. Bütçe sürecinde önceliklerimizi detaylı şekilde ortaya koyacak, Türkiye yüzyılı vizyonu ile ekonomik yapımızı daha da güçlendireceğiz. Mali disiplin ve kamuda tasarruf anlayışı içinde hareket edecek, mali alanımızı sosyal harcamalar ve nitelikli yatırımlar için kullanacağız. Değerli arkadaşlar, ilgili taraflarla istişare içinde ortak akılla hareket edecek, STK'ların, iş dünyasının, akademinin ve sektörlerdeki diğer paydaşların da katkı vereceği şekilde yeni yönetim sistemimizin sunduğu hızlı ve etkin çalışma imkanlarından da en üst düzeyde yararlanarak yolumuza devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla sunulur. Teşekkür ediyorum. Evet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarını dinledik. Aytunç Hoca'yla devam edeceğiz. Hocam, sorumu soruyordum. Tam düzenleyici baskılar ABD'li kripto para firmalarının ABD'den ayrılmasına neden olur mu? Hangi ülkelere gider, hangi ülkeleri öne çıkar diye sormuştum. Yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ekim'de bir zirvesi var, blok zincir zirvesi. Siz de bahsediyordunuz tam Avrupa'daki düzenlemelerden ve Çin'den. Aslında Hong Kong bu tarafta ciddi adımlar atıyor. Ne dersiniz? Ekim halihazırda başlattı bile. Ben şey diyorum buna, Web3 kavimler göçü diyorum. Amerika'daki birçok şirket halihazırda Avrupa'ya ve Dubai başta olmak üzere Arap Emirlikleri'ndeki diğer emirliklerin yönettiği yerlere yöneliyor. Yakın zamanda Coinbase'in CEO'su da Mayıs başında Dubai'de başka bir etkinlik daha vardı. Fintech Summit diye, Fintech Zirvesi diye. Coinbase'in CEO'su oraya gitti, Brian Armstrong. Bu geçen hafta dava açılan, 5-6 Haziran'da dava açılan Coinbase'in CEO'su. Evet. Ve inovasyonu ileri ittirecek lokasyonun Dubai, Abu Dhabi olduğunu iddia etti. Bir taraftan hiç beklemezsiniz, Riyad çok ciddi atılım yapıyor, Suudi Arabistan. Az önce geçtiğimiz yıl yine bir daha tekrar etmiş olacağım ama Çin yasaklarından bahsederken şimdi Şangay'da ve Hong Kong'da çeşitli varlıkların tokenize edilmesinden bahsediyoruz. Evet. Yani o pasta başka bir yere dağılacak. Geçen yılda Çin'deki madencilerin yasaklanmasından bahsediliyordu. Bu madenciler Texas'a gitti, Amerika'ya gitti. Şimdi çeşitli borsalardan bahsediyoruz. Borsalar da Amerika'dan çıkıp dünyanın farklı yerlerine gidecek. Ta ki bir belirsizliği ortadan kaldıracak, aynı Avrupa Birliği'nin çıkarttığı gibi MiCA adını verdikleri bir çerçeve, bir rehberlik dokümantasyonu ve adımları ortaya konulana kadar. Kavimler göçü sürecek diyorsunuz kripto ekosisteminde. Peki maalesef. Hocam, değerli yorumunuz ve katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar. Ben teşekkür ederim davetiniz için.
Kripto Para programının sonuna geldik. Konuğumuz Avalanche Foundation yönetici direktörü Dr. Aytunç Yıldızlı'ydı. Aytunç Hoca ile birlikte kripto para ekosistemindeki son gelişmeleri değerlendirdik. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.